Ali Kara Hasanoğlu 24 Kasım 2022 tarihli köşe yazısı Okurlarımızla hal. Biz ne yaptık da suçlu olduk. Okurlarımızla periyodik hal sözü veriyoruz. Sonra aktüel gelişmeleri yorumlayacağız diye sözümüzü aksatıyoruz. Bugün aktüel konuları yorumlamayı bırakıp okurlarımızla hasbihal edelim. Tayyip Erdoğan'ın Sisi tokalaşmaya mecbur kalması üzerine Gerçek Politik Ha başlıklı dünkü yazıma gelen yorumları sizlere aktarıp kendi düşüncelerimi de aralara sıkıştırmış olayım. Okurlarımızdan Hasan rumuzlu birisi şöyle demiş. Bugün maaşı hak etmek için CHP yazısı yok mu? Okurumuz keşke haftanın 7 günü yazdığımı görüp Ali Bey suçladığım türden bir kafaya sahip olsaydı 3 gün yazıp maaşını fazlasıyla hak ederdi. Tespitini yapıp Biraz daha insaflı eleştiri yapsaydı. Bir başka okurumuz der ki, Kan, Sayın Erdoğan sisiyle resim vermesi bizim suçumuz öyle mi? Biz ne yaptık da suçlu olduk? Biz ne mi yaptık? Erdoğan Avrupa Birliği'ne, sizin yasalarınızda darbe suç değil mi? Sizin yasalarınızda idam yasak değil mi? Niçin Mısır'daki darbe yıkınamıyorsunuz? Niçin Mursi hakkında verilen idam kararına net açıklama yapmıyorsunuz çıkışını yaptığında arkasında durmadık. Cılız seslerle destek verdik. İçimizden bazı kişiler darbede Mursi'ye verilen idam cezası da bizi ilgilendirmez. Mısır'ın iç işlerine karışmamamız lazım dediler. Bu konuda en masum olan Saadet Partililer. Onlar da kendileri böyle söylemese bile bunu söyleyen CHP ile İyi Parti ile ittifak ederek Erdoğan'ı yalnız bıraktılar. Yalnız bıraktık. Onun için suçluyuz. Bir başka okurumuz kendisini milli görüş mensubu olarak rumuzlamış. Şöyle diyor milli görüş mensubu. Ali Efendi ben yazılarınızın takipçisiyim. Ne dersiniz bilmem ama hissiyatınız, efkarınız, akvaliniz ve de efaliniz dünyevi ve birilerinin takdir edilmesine endeksli. Erdoğan da bizim gibi bir insan. Siz söyleyin, bu yazımdan dolayı nefis sahibi bir insan, helal olsun sana Ali Bey, beni de eleştirmişsin diyebilir mi? Veya demiş olabilir mi? Bunu tahmin edemeyeceğimi mi düşünüyorsunuz? Biz Sayın Erdoğan'a nasıl gönül koyduysak, onun da benim kimlerle nasıl uğraştığımı bilmiyor musun diyerek gönül koyduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek. O zaman milli görüş mensubu abimiz efendi diye hitap ettiğine göre yaşça benden büyük olmalı, benim bu yazıyla hangi dünyevi amacı gözettiğimi, kimin takdirini beklediğimi söylese, beni de bir dertten kurtarsa, özellikle de dünyanın tüm egemenleri Sisi'ye kırmızı halı sererken, onlara meydan okuyan Erdoğan'a helal olsun dediğimiz halde, Şimdi çakallara direnişte küçük bir geri adım atıldığında Mursi'ye vefamız gereği direnmeye devam etmeliydik. Şeklindeki düşüncemi ifade ettiğim ve akan suya karşı yüzmeye çalıştığım halde ben nasıl dünyevi amaç gözetmiş oluyorum? Lütfen bir izahat. Yorum konusunda titizliği saygıya layık Namık Kasımoğlu yazmış. Ali Bey, seni seviyoruz, savunan adam bu cümleyi kuran kişi Ahmet Taş getirendir ve gönüllere gönlümüze girmiştir. Ahmet Taş getiren ağabeyin 28 Şubat sürecinde gönüllerde taht kurduğu konusuna bir itirazım yok. Bunu da yazımda belirtmiştim. Ama şimdi gönlümüzü kırdığını da hatırlatmış oldum. Kendi adına konuş diyen bir okurumuz da sana yazıklar olsun. Sisi de senin olsun, Mursi de bizi ilgilendirmiyorlar.'' Ülkemiz Türkiye, liderimiz Atatürk. Pek üzüldüysen Mısır'a git. Mücadelene orada devam et demiş. Büyük ihtimal bu okurumuza Venizelos'ta senin olsun desem. Sinir kat sayısını tavan yaptırırım. Neyse kimseyi sinirlendirmeyelim. Ama darbecileri de sevindirmeyelim. Bir başka okurumuzun yorumu şöyle. Sayın yazar, benim en çok eleştirdiğim bizim bütün işlerimiz dış politikada dahil hep siyah ve beyaz üzerine maalesef hiç gri bölgemiz yok. Sisi katil, Mursi iyi. Rabia işareti yapılacak, masalar donatılacak. Rabia heykelleri dikilecek. Hop dönüyoruz Sisi iyiye. Tamam da bundan sonra bırakın orada kalsın. Yok Rabia işareti yapılmayacak. Geçmişe dönük sosyal medyada Rabia temizliği yapılacak. Gece Rabia heykelleri toplanacak. Eleştirin buna. De ki devlet çıkarı adına görüştüm. Bitti. Arkasından Rabia düşmanlığı, temizliği gelmesin. Okurumuzun yazısının son kısmına eğer öyle bir talimat, öyle gelişmeler varsa benim de onay vermem mümkün değil. Ki kimsenin Rabia işareti yapılmayacak diye bir talimat verdiğini duymadım. Tam aksine Sisi'ye yaptığını yaptın. Dünya devletlerini arkana aldın. Bari bugünden sonra Mursi yanlılarına yaptığın hukuksuzlukları sonlandır denileceğinden eminim. Bizim itirazımız bunun söylenmesinin yeterli olmadığı, Sisi'nin eli sıkılmayarak ila nihaye darbeci muamelesine maruz kalmasıydı. Ama okurumuzun yorumunun girişine ise hiç katılmıyorum. Sisi katil, Mursi iyi bu cümlede Sisi'nin katilliği kesin. Belki şunu diyebilirsiniz. Peygamberlik bitti. Mursi de dahil, Erdoğan da dahil, hiç kimse mutlak iyi değildir. Buna itiraz etmeyebilirim. Ama hop dönüyoruz yorumu, belki okurumuz da etki altında kalmıştır, bir algı operasyonudur. Hop dediğiniz 9 yıl olmuş, direnilmiş. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda haykırılmış. Almanya'sından ABD'sine kadar birçok devlet başkanına darbeyi kınamaları gerektiği hatırlatılmış. Başarılamamış. Kimse kusura bakmasın. Hop diye bir dönüş yok. Bebe Ruhi Rumuzlu okurun yorumu şöyle. Daha dün Sayın Akar'a sordular. ABD komutanı devlet nişanı verdi size. Ne yani bir tek ben mi aldım bu ödülü cevabı? Ne demek Ali Bey? İsrail üstün hizmet madalyası verildi bize. Bu ne demek Ali Bey? Birleşik Arap Emirlikleri FETÖ örgütüdür dendi. Şimdi kardeş ülke bu ne demek Ali Bey? Brunson olayı, Alman gazeteci olayı, Kaşıkçı olayı, Mısır olayı, Suriye olayı, İsrail olayı ve sonrasında yaşanan tersi politikalar. Bunlar ne demek Ali Bey? Haliyle tersi her politika seni gelir bulur Ali. Kimseyi bedavadan eleştirme lütfen. Polisi akar eski yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu birçok komutanın aldığı nişanı almış. Hatta Mustafa Kemal de Fransız nişanı almış. Bana sorarsanız sen alır mıydın diye ben almazdım. Almayacağım için de almak zorunda kalacağım şekilde kamu bürokrasisine girmeyi hiç düşünmedim. Ama Hulusi Akar'ı eleştirip Yaşar Büyükanıt'a idol muamelesi yaparsanız, Mustafa Kemal'i göklere çıkarırsanız, tefecilerin merkezi dediği Londra'ya giden Kılıçdaroğlu'na tek kelime etmezseniz bu çelişkidir. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler kesildiğinde okurumuz destek çıktıysa benimle beraber demektir. Ama o gün herkesle kavgalı izleyip eleştirmişse bir öyle bir şöyle tavır kimseye yakışmaz.''